Hepinize merhaba dostlar. Bugün bir yola çıktık. Erzincan'a gidiyoruz. Erzincan'da Mehmet Yıldız'ın yanına gideceğiz. Takip eden lançı dostlarım, eski lançı olanlar bilirler. Mehmet Yıldız Elazığ'da zamanında çok güzel Defender projelerine imza atmış. Yani Türkiye'nin zamanının ötesinde Defender'lar toplamış. Şu an çok güzel Defender'lar toplanıyor ama işte bir lastik, bir jant takılırken Defender'lara modifikasyon, araba toplama bu olarak algılandığı dönemlerde kendisi işte Puma motorlar, Puma torpidolar vesaire gibi çılgın paralar harcayarak zamanında araba toplamıştı. İşte bir tane meşhur arabalarla atları Anadolu Puması, Anadolu Aslanı, Anadolu Kaplanı diye gidiyor. İşte bir tane 110'luk Defender toplamıştı. Çok büyük, 42 lastikli falan. Anladığım kadarıyla araba onu yordu. Ondan sonra bir tane 90'lık böyle asfaltta kullanabileceği böyle asfalt lastikli güzel şeker bir araba yapmıştı ki onu da daha sonra direkt kendisinden değil ama bir arkadaş ondan almıştı. Sonra ben onu aldım. Bir dönem kullandım. İnanılmaz keyifli. İnanılmaz müthiş bir 90'lıktı. Orijinal, Türkiye'deki orijinal olan bu 13-14 tane 90'lıktan bir tanesiydi. Bir tane de Defender'dan karavan yapmıştı. Şasiyi uzatmış falan filan böyle. Gene çok lüks, harika bir Defender'dı. Sonra işte bu Defender'ların hepsini sattı. Bir tane Evo kaldı abi. Çok benzer bir hikaye dinliyorsunuz. Biz de Defender'ları yaptık, ettik. Unimog'dan karavan yaptık. Bir tane Unimog aldı ve bu Unimog'dan karavan yapma projesine başladı. Öyle yani aldığı Unimog bizimkilerden farklı. Unimog 2150 modeli. 2150'nin bizim 1300'lerden ne farkı var? 2150 çok daha büyük bir araba. Bizim 1300'ler 4 tonluk kamyon, 2150 8 tonluk kamyon diye geçiyor. Yani bizimkiler 8 tona kadar yük taşıyabiliyor, 2150'ler 8 tondan yukarıya yük taşıyabiliyor. Mesele burada sadece yük taşıma meselesi değil. 2150'nin daha uzun oluşu ve dolayısıyla daha büyük bir karavan yapılabilecek olması. Ama uzunluğun haricinde aynı zamanda araba da yüksek de yani. Kupası mı yüksek, nesi yüksek, lastiği mi yüksek, orasını tam bilemiyorum. Gidip arabayı inceleyeceğim. Bir tane çift kabin bu arada araba. Biz alırsak planlarımız farklı. Eğer arabayı alırsak o planlarımızı ayrıca anlatacağım. Arabanın Mehmet Yıldız'ın yaptığı şey şu. Arabanın şasesini yetkili C belgesi olan bir serviste arabanın şasesini, o uzun olan şasiyi ekstradan uzattırmış. Yine yetkili serviste, yani onaylı serviste bir dingil daha ekletmiş arkaya. Çünkü şasiyi uzatıp daha büyük bir karavan koyabilmek için. Ve bunun sonrasında araca çift kabin, aracın arkasına iki tane kasa yapmış. Arabaya aynı zamanda 4 tane hidrolik pistonla kaldırıp sabitleyecek bir sistem yapmış. 2 tane kasa yapmış. Bir açık kasa, bir de karavan kasası. Açık kasayı normal kamyonet kasası gibi 4,5 metre uzunluğunda arkasına bir kasa yapmış. Kasanın kendi hidrolikleri var. Abi kasa olduğu yerde, aynı zamanda damperli de yapmış kasayı. Kasa olduğu yerde kendini kaldırıyor abi. Unimog içinden çıkıyor. Gidiyor karavan kasasının altına giriyor. Karavan kasasının da hidrolikleri var. Karavan aracın üzerine iniyor. Karavan alıp gidiyor. Kamyonet kasasının arkasına da hidrolik yapmış. Üzerine de araç alacak şekilde. Yani tam fantezi 3 boyutlarda yaşamış. Çok büyük, çok detaylı bir projeye girmiş. Ama öyle tahmin ediyorum ki, şimdi gidip kendisiyle de konuşacağız. Öyle tahmin ediyorum ki ustalardan bunalmış. Projede yarım kalmış. Sizin de yapacağınız işin de demiş herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Arabayı satlığa çıkarmış. Uzun zamandır da ilandaydı. En son baktım ki bunu bizden başka Türkiye'de alıp bu projeyi, güzel projeyi devam ettirebilecek kimse yok. Niyet
muhabbeti bozduk. Şu an Elazığ'a doğru yola gidiyoruz. Tabi bu tahminlerimi gidip kendisiyle de orada konuşacağız. Orada en çok dikkat edeceğim şey bu Unimog'un yataklama sistemini ne yaptılar kasanın. Arka kasanın böyle oynar mekanizmasını bozdular mı? Ne ettiler? Ya da 21.50'lerde o mekanizma var mı ondan da emin değilim. Onu gidip yerinde bir inceleyeceğim. Bunlara bakacağım. İkincisi de işte bu yapılan işlemler, işte şasi uzatma, dingil ilavesi vesaire yetkili firmada yapıldığı evrakları var yazmış ama araç çekme belgeli öyle tahmin ediyorum ki araba bitmediği için bunlar da işlenmedi ruhsata. Bunlar işlenebiliyor mu, işlenir mi, bir sıkıntı yaşar mıyız işlerken veya işleyip bize teslim edebilir mi, bunları konuşacağım. Tabii ki tercihim bunların işte aracın şasesinin uzatılmış ve dingil ilavesinin yapılmış şekliyle resmi olarak işlenerek almak. Ama herhalde 800 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Öyle de tahmin ediyorum ki kendisi de bunu almış herhalde elinde sürmek istemeyecektir. Bakalım işte burada bir denge kuracağız. Yapılan işlerde bir yanlış yoksa ve resmiyette önümüzde bir engel yoksa niyetimiz aracı alıp gelmek yeni bir karavan projesine ama bu sefer yani tamam yaptığımız da ilklerden biriydi ve çok güzel bir karavandı ama 21.50 ile bizim yaptığımız karavan 3.90 uzunluğundaydı. Böyle 6 metre uzunluğunda efsane bir şey gelebilir. Çok fazla hayal dünyasına kapılmayalım diyorum da ben de gece gündüz yatıp işte arabanın resimlerine bakıp projeler çiziyorum. Abi Erzincan'a giriş yaptık. Çok muazzam ya. Vallahi çok güzel yerler. Çok sevdim. Aklıma Sarı Mercedes filmindeki sahne geldi. Böyle arabaları yanaştırıyorlar. Vardı ya İlyas Salman'ın Sarı Mercedes. İndirirken arabayı pert ediyor. Gel abi kurtarın abi. Kurtarın abi gel abi. Evet arkadaşlar, şimdi uzun bir yolculuğumuzun sonunda Elazığ'a Mehmet Yıldız abimizin yanına geldik. Ofisinde buluştuk. Abim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi abi, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. İyi, çok şükür. Ben yolda gelirken seni biraz anlattım. Zaten takipçilerinden seni tanıyanlar da var. Defender muhabbetleri döndüğü adını da geçiyor. Bilmeyenler için de seni biraz daha bir şartalım. Sen böyle yani kaç yılında Defender toplamaya başlamıştın? Ben 2008 yılında başladım. İki tane Defender'da başladım. Aynı anda iki tane araç almıştım. İki farklı konseptte tabii bu işe yeni girmiş olmuştum. Yani pek bir bilgim de yoktu tabii. Bu iş zaman geçtikçe, tecrübe arttıkça insanın vizyonu ve ufku da değişiyor. Daha sonrasında daha farklı, daha kişiselleştirilmiş araçlar yaptım yani. İlk yaptığın araba Anadolu aslında mıydı? Anadolu Kaplanı. Kaplanı, pardon. Evet. Kaçtırıyorum burada. Evet. Anadolu Kaplanı, Anadolu Aslanı. Anadolu Aslanı, Anadolu Puması. Anadolu Puması. Evet. Anadolu Puması, kısa şasi, siyah. Tamam, o arabayı biz de almıştık. Evet. Şimdi şöyle toparlayalım abi. Mehmet abi, bu Defender'ları yaparken, tamam Defender Türkiye'de yapılmıyor muydu? Yapılıyordu ama biz Puma torpidonun P'sini bilmiyorken sen abi gidip otoparktan sıfır Puma torpido, T32, TDCI motorlar vesaire mi? Çılgın işler yapmışlar yani. Millet BD30 motora takıyor, sen TDCI motor atıp böyle elektrik tesisatını kendi elinden kırdığın fotoğrafları Facebook'ta benim gözlerim önünde. Bu arada biz Mehmet abiyle ilk defa yüz yüze giriyoruz ama uzun yıllardır sosyal medyadan birbirimizi bir şekilde tanıyoruz. Arkadaşlığımız var, işte birbirimize yorumlaşıyoruz, paslaşıyoruz ya da resimlerde, şeylerde. İlk defa da yüz yüze tanışmak nasip oldu abi. Yani bu araba için gelmiş olduk ama yani bu araba için geldiğim kadar da ben senden de tanışmak için de geldim aynı zamanda. Çünkü hani Defender konusunda bu ülkede böyle benim tanıdığım, saydığım, sevdiğim bir elin beş parmağı kadar insan var. Bir sürü insan var ama böyle eskiden tanıdığı, saygı duyduğum böyle az insanlar. Sen de onlardan bir tanesin abi. Şimdi abi ben senin bu yaptığın araçların resimlerini de buraya koyacağım. Bir Anadolu Kaplanı ilk yaptın herhalde. Anadolu Kaplanı. Kaç lastikliydi? 42 lastik falan. 44 inç. 44 lastik. Abi, 44 lastik.
Şimdi ben bazen hikayelerde anlatıyorum. Türkiye değil 38 lastiği takanlardanım diye. Ama 44 tabii sonra işi farklı boyutu. Ondan sonra iş korku gitti. 44 lastik taktın bir Defender abi. Evet. Aks dayandırabilmiş miydi o zaman? Yani dayandıramıyordum. Biraz da kullanmayayım arkadaşlar. Bizim arkadaş vardı sürekli gider abi. Aks keserdi Defender'da. Derdim ki bahçeye çit yap onlardan diye. Evet. Yani o kadar çit yapacak kadar aks vardı. Olsaydı da oldu mu abi? Oldu. Yani ne yazık ki oldu. Tabii aracın genleriyle çok uygunuz yani ağırlık olsun, motor gücü olsun, tren olsun. Aerofluk yapmayı ister istemez, HD aksar olsa dayanmıyor arabadaki lastik. İkinci araban neydi? İkinci araban, ona ben isim vermedim. Onu böyle daha özmü topladım. Onu daha çok böyle şanti ortamında kullanmışız. 110'luk muydu? Yine 110'luk şanti. Onu kaçırmışım ben o zaman. Sonra mı 90'da yaptın? Sonra, aynen sonra. 90'da sonra yaptım. Senin yaptığın 90'lık abi, senin sattığın arkadaştan ben aldım sonra. Bir sene kadar da bende kaldı. Duydum öyle sonra size geçtiğinde falan. Şimdi abi, Mehmet abinin şöyle bir özelliği var. Mehmet abinin yaptığı arabalardan Mehmet abi hariç herkes para kazanmıştır herhalde. Ben kazandım. Yani şöyle söyleyeyim abi. Rakamlar biraz parazi olacak ama oransal olarak söyleyeyim. Sen 90'lı abi 70-80 bin liralara sattın. Doğru. Ben senin sattığın vatandaştan 90 bini aldım. 90 bini aldığımda arabanın torpidosunda 150-160 bin liralık parça listesi vardı. Yani senin kaç sene önce alıp arabaya taktığın işçilik hariç, motor hariç, sıfır otokardan aldığın parçalar. İşte su borusuydu, radyatörü ama her şeyine kadar orijinal almışsın. Yani aslında sıfır. Parça listesi vardı. Ben sonra 100 liraya sattım, 10 lira o aldı, 10 lira ben aldım. İşte benden sonra olan arkadaşım çok koydu üzerine gönderdi, orada Defender'lar film yaptı. Yani hep böyle baktım abi sen çok saçma diyeceğim yanlış anlamazsan böyle çok afaki paralar harcayarak çok acayip arabalar yaptın. Ve böyle yaptıktan sonra olmaz paraları da sattın yani böyle. Niye böyle oldu abi? Şunu şöyle söyleyeyim hani beni mutlu eden bir hayalimi gerçekleştirmek. Belli bir süreden sonra onu yani kullandıktan sonra yeni bir proje düşünüyorsun. Bir de sana haz veren yani ona ulaşabilmek, onu yapabiliyor olmanın hissiyatı yani. Yoksa sürmesinde yani değil, az yani sürmesi de mutlaka vardır ama. Tabii, sürmesi de var yani şimdi sosyal mobileri olan bir insanım hani. Doğa, kamp, mesela balık vesaire. Evet. Yani daha çok ona yönelik zaten kamp araçları falan tasarlıyorum. Yani Defender 90 örneğini ver. Yani o araç tamamıyla bir şehir içi kullanımı, prestij bir araçtı yani. Fazla bir klasik hatlarını bozmadan. Tabii Range 20 inç falan jantlar vardı onda. Evet. Range Rover jantı lastikleri falan takmıştı. Yani o amaçla yapılmış bir araçtı. Lafını biliyorum, o jantları da yurt dışından getirmiş. Tabii o da yapmış. Yani Türkiye'de imitasyonları vardı, sen orijinalleri yurt dışından güzel getirmiştin. Ben yani topladım her araç, mümkün olduğunca orijinal parçalarla topladım yani. Bu arada izleyen Defender'cı arkadaşlarımıza da camiaya hediye olan kamp harcılığından bahsederim abi. Bu olur. 90'lığa Türkiye'ye kamp panjuru yurt dışından orijinal ilk getirden sensin abi. Evet. Ve onu fibercilere gönderip kopyalanmasına da ücretsiz bir şekilde izin veririz. Ücretsiz. Türk halkı da almasın diye kadar. Sayende her yer kamp panjurlu araba oldu abi. Yani yanlış hatırlamıyorsam 3-5 yıl öncesinde tedarik etmiştim. 5 yıl kesin. 5 yıl oldu. Da fazla olmuştu. Abi. Ciddi bir para yaptı yani. Gümrükler vesaire vergi falan da dedim. Ciddi bir paraya mal oldu. Yani 3000 sterlinden fazladır benim. 3000 sterlinden belki de mal olmuştur şu an parası. Tabii tabii. Sonra eş dost isteyince kıramadım yani herkes sonuçta faydalansın yani hobidaşlarımız aynı zevki paylaştığımız insanlar. Aynen. Faydalansın diye verdik. Eyvallah abi. Defender macerana bakıyorum abi bir tane çok büyük lastikli bir araba yaptın. O anladım ki seni yordu ondan sonra böyle asfalt lastikli şehirde kullanabileceğim bir araba. Evet. Benzerlerini ben de yaptım onun için söylüyorum. Ondan sonra baktım ki işte bir karavan olsun, işte Defender'dan karavan yaptım. Sonra herhalde öyle tahmin ediyorum ki Defender'dan, ya bu Defender'dan karavan da muazzam bir araba yaptım. Çok güzel. Çok büyük bir projeydi, kesip uzattım ve karavan iç tasarımı da çok iyi. Bunda öyle özel bir yer yaptım. Defender'e baktım, ben de şimdi
karavan yapmaya başlayınca biraz işler anlamaya başladın abi. Hep böyle ithal malzemeler, kaliteli şeyler kullanmışsın. Sonra baktığında daha böyle güçlü, karavanı daha rahat taşıyabilecek bir şey, Unimar geçiş yaptın. Aramızdaki tek fark, ben Defender'dan karavan yapmaya işini atladım çünkü hem senin örnek aldım, baktım ki yani sen yaptın, Unimar geçtin, orada yani bir olmadığını çarptın. Ben de bir de o ağırlıkta Defender'ın olmayacağını zaten 3 aşağı 5 yukarı tasarruf etmiştim. Ama sen Unimar'da takıldın abi. En son aldığın Unimar'da çok enteresan bir proje yaptın. Sen başladığında biz başlamamıştık. Evet. Sen bıraktın, biz sonra başladık, bitirdik. Sen hala başladığın yerde, bıraktığın yerdesin, devam ettirmedin ama projeyi. Bize kısaca projenden ve niye vazgeçtiğinden bahseder misin abi? Ya projemde güzel bir giriş yapmıştım. Hani Defender karavan yaptım. Hakikaten donanım olarak üst düzey bir araç oldu. Yani ithal malzemelerle, iç dizaynın mümkün mertebe kullanışlı bir proje. Bunu yurt dışına sattın. Tabii yurt dışında. Müşteri geldi abi. Fakat ağırlıktan dolayı Defender'ın altyapısı ufak tefek sıkıntılar çıkarmaya başlamışız. Çıkarmaya başlayınca satma kararı aldım. Yani sonra tabii ki yani böyle bir projenin en uygun araç ne olur diye düşündüm. Ünüm oldu yani. Gerek donanımıyla, sağlamlığıyla filan. Ya bir offroadçunun yapacağı karavana ünüm okuluyor. Yani şimdi tabii. Bakıyorum yani etrafta çok fazla karavan şey, minibüs ya diyorum ya minibüs yaylaya gidemezsin, hadi yaylaya yoldan gittin. Şu kenarda çimenin üzerine çıkan desen çıkamazsın yani. Öyle. Elin kolun bağlanır abi, şimdi offroad'un tadını almış bir adamın karavanı minibüs olur yani. Kesinlikle. Başka bir alternatif gelmiyor bana veya dört çeker minibüs tarzı bir şey olursa. Yani zaten arazide mutlu olan insanlar zaten offroad'lar olarak. Dolayısıyla karavanın da araziye hitap etmediği, yani araç da araziye hitap etmediği. Unimog, Defender karavan tecrübesinden sonra doğdu yani, edinilmiş tecrübeler oldu yani. Ondan dolayı Unimog kararını aldım. O araçtaki amacım şuydu, çıkarılabilir, flexible iki farklı kasa çalışması. Birisi açık kasa, diğeri ise karavan kasası. Yani bir arabada iki araba yapacak. Yani iki Unimog varmış gibi kullanabilmek yani. Amaç oydu. Bu projeye yanlış hatırlamıyorum, 3-3,5 yıl önce Unimog'u aldım ben bu aracı. Elazığ'a getirir getirmez kullanmadan direkt sanayiye indirdim, aracı sökmeye başladım. Burada kendi çapımıza yani arkadaşlarla yapabildiğimiz ölçüde bir şeyler yapmaya çalıştık. Proje yarım kaldı, yarım kalmasının sebebi tamamıyla iş yoğunluğumuzun artması. Yani ben madencilik sektöründe şantiye sayılarımız falan artınca o dönemde iş yoğunluğum arttı normaldeki düzeyinde. Tabii ilk etapta ben sadece ara verdim. Yani fırsat bulduğum zaman tekrar devam edeyim. O düşüncedeydim. Yani sonra baktık ki yok yani öyle bir zamanımız artık olmuyor. Daha da ondan sonra yoğunlaştı. Tabii işte. Daha da yoğunlaştı yani. Allah inşallah nefes alma fırsatı vermezler sana diyeyim. Yani pek dua ettim bilemedim ama yani bir dönem en azından böyle yapmak lazım yani. Evet. İş hayatında bir statü elde edebilmek için abi veya bir yere getirebilmek evet. için. Çünkü bu gibi özel projelere bizzat vakit ayırmak gerekiyor. Mümkün değil ki abi, al yani böyle fantastik bir tabii. işi birine al kardeşim anahtarı. Parasını da vereyim sana, yap desen yani parasıyla dahi yaptırabileceğin bir yer yok ki. Zaten senin sorunun parayla ilgili değil, senin sorunun yani fantazilerini gerçekleştirmekle alakalı. Onun için senin kendin birebir başında durup yönlendirmen gerekiyor. Zaten bizim de abi ihtiyaçlarımız bundan dolayı doğdu. Biz de aynı senin gibiydik, biz de yaptıramadığımız için dedik ki biz yapacağız. Benim tek başıma yapma şansım da yok. Ne oldu? Biz bu sefer büyük bir garajla ekip kurmak zorunda kaldık. Belki abi senin de gidişatın sonu buraya var mı yani? İlla da bu fantazilerimi gerçekleştirmek istiyorum ama yapamıyorum derse kendi kendime bir garaj kurabilir misin yani? Yani garaj olayı tabii ki içinde bir muhte. Var yani. Yani. Her okulcunun hayalidir bu yani. Değil mi? Ben sizi de zaten sosyal medyada yıllardır yaptığınız araçları takdire şayan araçları hayranlıkla takip ediyorum. Hakikaten çok üst sınıf projeler yani bunlar. Bunları gerçekleştirmek hakikaten takdire şayan araçlar. Garaj olayı ileride de bulmuşsun yani. İnşallah seni de aramızda görürüz. İnşallah. Peki şu an projemizdeki araç yani abi çok izleyicilerimiz anlamamış olabilir. Evet. Sen bir tane 21.50 aldın çift kabin. Evet. Çift kabin 21.50 normalde bizim
Unimog U1300'ler dingilden dingile 3250 milyon. Evet. Seninki yanlış bilmiyorsam 3750 falan. Yani bir yarım metre falan bizim arabanın normal halinde daha uzun bir araba. Daha uzun. Bir de daha yüksek bir araba ilerlediler. U1300'lerle motorları aynı. 20'lerinin turbo intercooler ve mazot pompası farkı var. Evet. Geri kalan blok piston aynı. Sen bu arabaya bizimkinden yarım metre uzun olmasına rağmen gittin şasinin dingilden sonrasını uzattırdın. Evet. Bir de arkaya bir tane daha boş dingil eklettin. Evet. Daha uzun bir kasa elde etmek için. Doğru mu abi? Doğru. Bence abi sen bunu 6x6 yapardın. Niye boş dingil eklettin? 6x6... Niyetin öyleydi. Sonradan değişmeyi mi düşünüyordun? Başlamıştaki olay oydu zaten. 6x6 yapmaktı. Fakat 6x6'nın orta dingini tedarikken bayağı bir bulmak, tedarik etmek, etmek bayağı bir zaman aldı hiç. Bu sırada proje yürüsün istedim. O yüzden boş bir dingil attım. Yani bu pahalı olur diye değil ya, alamadığım için, bulamadığım için. Bulamadığım için. Yani yoksa senin böyle parayla ilgili bir sıkıntın olacağını zannetmiyorum. Hani bir yerde varsa, bu şu kadar paraysa ben alamadım diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani çünkü ben hayalimi gerçekleştirmek için elinden gelen. Yani sonuçta ne için çalışıyoruz değil mi abi? Tabii tabii. Sen dedin ki ya biz 6x6'yı bulursak dingilini alırız sonra ekleriz. Evet. Bu arada kasamız, masamız, projemiz, yürüsün, arabamız yapılsın. Alttan her türlü değişir. Tabii tabii. Peki abi ondan sonra ne yaptın üstüne? Yani senden konuştuğumuz ve işte resimlerden benim anladığım kadarıyla bir tane kamyonet kasası, kamyon kasası ya, kamyon kasası. Bir tane karavan kasası yaptı. Niyetin kamyon kasası kendi pistonları üzerinde havaya kalkacak, kamyon arkadan girecek, onu sırtına alacak. Tabii. Gidecek, kamyon olarak kullanacak. Bunu bir de herhalde damper yaptı. Damper ve kayak kasa üzerinde. Damper ve kayak kasa. Yani kamyon kasasını istersek damperle gibi yukarıya kaldırabiliyoruz, istersek de geri kaydırabiliyoruz. Tabii. Bundaki amacımlarla üstüne bir araba aldım, büyük yükleri. Araba olur veya herhangi bir yük olur. Tekne yani. Filan herhalde senin araba olur. Tekne, fiber tekne filan olur. Bu gibi hizmetlerde filan kullanabilirim yani. Şimdi kayak kasa yapmamdaki ayrı bir amaç zaten hem sökülebilir olması. Hem de kayak kasa, karavan kasasını taktığımızda diyelim projede üst yatak düşünürüz yaşam alanında. Biz bu aracı kupanın elektrik katma üzerinde yaptığımız için kayak kasayı geriye itiyorsunuz, kupayı tekrar yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Yani abi şöyle bir izah edeyim izleyicilerimize. Ben size hani bana soruyorsunuz ya niye işte abi Alfa ben yapmadım diye ben de izah ediyorum. Çünkü ünüm o. Motoruna emleyebilmen için veya şanzımanına baskı balatasına en basit müdahale edebilmen için kabinin yukarı kalması lazım. Kesinlikle. Ünüm o bir kamyon. Kamyon bakımlarında görüyorsunuzdur. Kalkın adam kaldırır. Şimdi bizim arabaların kaputları gibi büyük bir kaput motor ilişkilerdir bir alan olmadığı için. Kabini kaldırır. Oradan motora şanzımana usta müdahale ediyor. Çünkü onun kabini kalkması lazım. Dolayısıyla kabinin üzerine gelecek bir Alfaver tasarımı Unimog'da normal şartlarda olmuyor. Ben bunun olmayacağını söyledim. Daha sonra büyük bir firma Alfaver'in Unimog yaptı. Karavan belki görmüşsünüzdür. Millet de bana geldi sen olmaz dedin ama adamlar yapmış. Ya dedim ya adam yaptı diye bu doğru değil ki, bu yanlış. Adam daha sonrasında ne olacağını düşünmüyor ki, bu adam bası balatı sıyırdığında ne olacak abi? Karavanın tüm bağlantılarını sökeceksin, elektriksel şeysi olarak. Vinç çağıracaksın, büyük bir vinç çağıracaksın, 2 tonu kaldırabilecek ahtapot bir vinç çağıracaksın sanayinin ortasında. Şimdi bizim sanayide öyle diyen yok bilmiyorum, biraz da sanayide belki daha geniştir. Onu kaldıracak abi, kenara koyacak, kabin kalkacak, usta yapacak, sonra vinçi geri çağıracaksın bir daha. 5 dakikalık iş değil, 2 gün, 3 gün. O karavanı saklayacağın bir yer olacak. Onu geri takacak. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü abi gittin çölde, yani bu ekspedisyon aracı sonuçta, Unimog karavanla asfaltta Antalya'ya dolanacaksan zaten Unimog karavan yapmam, Unimog karavan yapmam. Sen şimdi ekspedisyon yaparken abi, motora veya şanzımana müdahale edilmesi gereken bir durum oldu. Yani çöl almasına da gerek yok. Daha başındayız zaten, öyle düşün. Ustayı getirdin, anahtar uzatacak. Nerede abi? Kaldırıp kabini. Yok, kabin kalkmaz. Şimdi ben onun için de bir Alfaver olmaz. Kestirdim hatta ama sen hayalini zorlamışsın, peşine gitmişsin. Alfaver'i olduracak şeyi yapmışsın. Ne yapmış abi Mehmet abi? Burası aracın kabini.
burası altıver kasası şöyle üzerine geliyor, bu kalkamıyor yani. Demiş ki o zaman bu kalkamıyorsa bunu geri kaydırırım, bunu kaldırırım. Buna da piston koymuş, kaysın diye. Tabi pistonlar olmuyor ya, bunun altta yataklamalarını, sistemleri vesaire yapmış. Buna da piston koymuş, bunu kaydırmış. Bak, buna koyduğu pistonu da elektrikli koymuş. Niye? Yani bu kalkması gerekiyorsa motor arızalıdır da kalkıyordur. Hidrolik pompası çalışmaz. Onun için elektrikli piston. Yani inanılmaz detaylarla yapılıyor. Çok güzel. Peki abi niye devam ettirmedin? Yani inanılmaz bir para harcamışsın anladığım kadarıyla. Tabii, ciddi bir para harcadım. Ki zamanın parasıyla ciddi para, şimdilikini hesaplayamıyorum herhalde. Şimdi güncel fiyatlar... Sen de biliyorsun. Yani. Peki niye vazgeçtin abi? Yani niye devam ettirmedin? Ya, tamam. Bayağı yol almışsın da zaten. Bayağı zaten. Ağır mekanik aksamlarını falan bitirdik. Ağır işler bitmişti bu arada. Yani niye derseniz tamam bir şey oldu. Yani artık eski zamanım yok. Bir nece de olsa eski heves de kalmadı açıkçası. Söylemek gerekirse. Hani biraz heves olmuş olsaydı en azından hani zaman yok derdim ama gider hazır bir ürün o karavan alabilirim. Yani. Ama artık eski heves... Hazır bir araba seni bence tatmin etmez abi. Etmez. Hiç hazırlanmış bir araba aldın mı? Yok. Yok, o başkasının hayali. Yok. Benim hayalim değil. Ha, çok güzel ben söyledim. O başkasının hayali. Çok güzel abi. Kendi topladığın bir araba senin evin adı gibi oluyor bir yerde. Her şeyini biliyorsun. Hani arazide bir şey olduğunda yolda bir sıkıntı çıkardı. Nerede olduğunu biliyorsun, şu kablosu da şöyleydi, buranın aksı böyleydi, buranın cıvatasını şöyle sıkmıştık, o şöyle olmuştu filan. Tabii tabii. Hani insanın şeyi çok farklı oluyor yani. Yani bir doktor edasıyla direkt teşhis yapabiliyorsun. Tabii tabii, tabii aynen. Kendisi. Biliyorsun, malımı biliyorum diyorlar ya işte. Değil mi? Malımı biliyorum yani. Olayı. Sen yani şu an bu projende abi biraz hevesin kaçtı gibi, biraz da... Tabii. Ama daha çok zamanın kaldı. Yani projeye başlamışlar, ara vermemek istedim, iş yok. İş anlamının olmaması. Ve sonra projeye ara verdikten sonra soğuma başlıyor da. Abi o zaman arabanın yanına geçelim mi? Tamam geçelim. Tamam abi geçelim o zaman. Arabanın yanına bir de arabayı inceleyelim orada çekelim. Tamam. Haydi. Evet aracımızı görmeye geldik. Şimdi bu bir 21.50. Bizim 1300'lerden farklı olarak bunun iki dingil arası mesafesi bizimkilerden bir 50 santim daha fazla ve çift kabin. Bu araca haricen ekstradan 3. boş bir dingil eklenmiş. Çekersiz karavan boyutunu uzatabilmek ve kasayı uzatabilmek adına. Onun haricinde araçta 4 köşesinde hidrolik pistonlar var. Şöyle arkayı da göstereyim. Ayrıca kupayı yukarıya kaldırabilmek için burada ve karşıda iki tane hidrolik piston burada var. Onların haricinde tüm bu kasa kayar sistemli yapılmış. Yani şu şasenin ortasında bir piston daha var ve bu piston bu kasayı komple geriye kadar ittirebiliyor. Bunun ne avantajı var derseniz, projeyi yapan Mehmet abimiz şöyle düşünmüş. İki kasa yapmış. Biri kamyon kasası, biri karavan kasası. Kamyon kasasının da haricen bakın 4 tane piston da burada var. Bunlar araçtan bağımsız. Sadece kasaya bağlı olan pistonlar ve bu pistonların hidrolik kontrolör ünitesi seyyar orada. Kasayı kaydıracak, geriye sistemden çıkaracak, ayaklarını açacak ve havada olacak, araba altından çıkacak. Bir tane de üstünde karavan için ayrı bir kasa yapmış. Araba girecek, karavan kasasını alacak sırtına, gidecek. Aynı zamanda karavan kasası yine arkasında. Niyeti alkoven yapmakmış. Hani ben Unimog'da alkoven olmaz diyorum. Niye? Çünkü bu kabinin kalkması gerekiyor ya motora müdahale etmek için. Onu da şöyle düşünmüş. Karavan kasasını hidrolikle geri kaydıracak. Yukarıdan alkoveni kurtaracak. Pistondan kabili kaldıracak abi. Kabili kaldırınca motora erişebilecek. Çok akıllıca, çok zekice bir çözüm. Harika detaylar düşünülmüş. Ayrıca karavan kasası içinde bakın burada
kendi hidrolik pistonları burada. Onları da harcan yapmış. Yani 4 bunda, 4 bunda, 8, 4 arabada, 12, 2 kabilde, 14 bir tane de ana kasayı ileriye geriye ittirmek için toplamda 15 adet piston, diğer piston da şurada yapılmış. Haricinde arabanın tamponları vesaireler yapılmış. Onun haricinde tabii şase şu boş ilave dingil noktasından eklenerek uzatılmış ve de altına çekersiz dingiller eklenmiş. Şöyle bakalım aradan bir yerden. Evet. Dingillerimiz de burada. Bunlar da körüklü. Haricen bunlar da eklenmiş. Onun dışında aracımız orijinal 2150. 1300'lerdeki motorun aynısı. Bizde 2517 kodlu motor var. Bunda 2521. Doğru değil mi ustam? 2521. Bizim motordan farkı bunun. Bunda intercoil var. Turbo ile pompa daha büyük. Çalışma saati burada yazılı. Ne abi o? 532 saat çalışmış. Motor mu? Motor. Ha motor saati de mi var? Saati. 2517'lerde de var mı saat? Yok, bunlar da var. Bunlar da var. Araç kaç kilometredeydi? 532 saat çalışmış. Enteresan. Bizim arabada var mı olsa? Bizim arabada öyle bir saat yok. Yok. Bunda özel kendine saat var. Benzerinin alakası yok. Motordaki çalışma saat var. Evet. Evet. Çok güzel abi. Aracımız böyle. Evet arkadaşlar, şimdi aracımıza baktık, inceledik. Mehmet abiyle konuştuk, anlaştık. Aracımızı aldık, satış işlemleri yaptık. Şimdi burada büyük organizasyon var, arabayı yükleyeceğiz. Araç tırla gidecek. Çekme belgeli şu an. Sürerek götürmeyeceğiz. Zaten bunu o kadar yol boyunca sürerek götürmek gibi bir niyetim de yok. Şu an araba çalıştığı ısınıyor. Çalışıyormuş araba bu arada, onu da fark ettik. Yani onlara da bakmamıştım. Şöyle bir içine de gireyim. Adet gelini bulsun. Aa, çift kabin de güzelmiş. Arkada boşluk olması falan. Burada yine hidrolik ünite var, kontrolörler falan. Abi bunun torpidosu bir değişik ya, farklı bizimkinden. Gösterge panosu farklı, saat farklı, bu saat farklı, o saat farklı. Şu büyük ihtimalle sonradan takılmış gibi duruyor, bilmiyorum. Ama saatler falan farklı, şu şey farklı, daha lüks, modern duruyor bu. Vites levyeleri de farklı. Bunda daha fazla levye var. Kafam karıştı. Evet. Kayar kasamız geldi. Şimdi arabayı kayar kasaya çıkaracağız. Oradan tıra yükleyeceğiz. Mehmet abi sürüyor. Helali arabanın üstüne çıkmadım abi. Çok enteresan bir şekilde. Şu an bir aidiyet hissi yok bende yani. Garajın önüne girmesi lazım makinenin. Çok büyük. Vallahi çok büyük ya. Gel. Gel. Abi kilitleri bağla. Yok yok, kendi çıkar. Kilitleri bağlasın, çıkar. Kilitleri bağla, kilitleri. Bağla gel. Bağlı mı?
Gel abi bir daha bakayım. Abi kilit var onda, çıkar ya. Oraya çıkamıyorsa zaten. Abi üstümüz başımız battı, bayağı uğraştık, aracımızı yükledik, şöyle abi uzun tıra kasaya doldurduk komple, orijinal kasasını da aldık, itfaiyenin kasasını, bayağı uğraştık. Ben meşakkatli olacağını düşündüm ama bu kadar olacağını düşünmemiştim. Mehmet abi aracımızı yükledik. Evet, sağ salim yükledik. Vallahi. Çünkü bayağı bir... Ya abi üstü başı battı abi, hakkıyla helal et. Standart normal halimiz. Hayırlı olsun abi, hayırlı diyelim olsun tekrar iki taraf için. Hayırlı olsun. Sağ ol abi, eyvallah. Güzel bir dostuma gitti, bunun için mutluyum. Eyvallah, eyvallah abi, Allah razı olsun. Finali inşallah güzel bir şekilde sen yapacaksın. İnşallah, inşallah abi. Emeklerini boşa çıkarmayacağız. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum yani projenin sonunu. Eyvallah abi, sağ olasın. Bakarsın senden esinlenirim, ben de bir tane yaparım. Olsun abi inşallah. Yardımcı olabilirsek biz de yardımcı oluruz abi sana. İnşallah abi. Evet arkadaşlar, Elazığ maceramız son buldu. Şu an saat 7. Elazığ'dan çıkış yaptım. Feribota bindim yine. Buradan Tunceli'ye geçeceğiz. Tunceli'den de Erzincan üzeri Trabzon'a döneceğiz. Biraz gece geç saatte Trabzon'a ineceğim. Yollarda bir sorun yaşamayız inşallah umuduyla beraber. Mehmet abi bizi çok güzel ağırladı sağ olsun. Çok ilgilendi. İki gündür de bizle ilgileniyor. Mahcup olduk. Bugün de sabahtan beri işte noterdi, satıştı. İşte tır ayarlayalım, çekici gelsin, römork gelsin. Efendime söyleyeyim, bağ evinde itfaiye kasası vardı. Onu vinçten aldık, geldik filan böyle hani onu da verdi bize sağ olsun, arabayı aldığında üzerinde olan orijinal itfaiyenin şeyini. Çok fazla detay var araçla ilgili. Trabzon'a indiğimizde araçla ilgili çok böyle güzel detaylı bir video gelecek inşallah. Çok bomba bir proje yapacağız. İnşallah bir aksilik yaşamazsak, çok güzel düşüncelerimiz var bu arabayla ilgili. Çok daha güzel, çok daha büyük bir karavan projesi gelecek inşallah. Karavan projesini takip edin. Karavan projemizi, yeni karavan projemizi. Öyle güzel bir proje olacak ki. Şimdiden spoiler vermek istemiyorum. Ama Trabzon'a gittiğimizde araçla ilgili çok detaylı bir inceleme videosu çekeceğiz. Arabaya başlamadan önce. Ve ondan sonra yeni karavan video serimiz için hazırlıklı olun. Eğer halen daha bizleri takip etmediyseniz, bu karavan yapım serisini kaçırmamak için bizleri takip edip, videoyu beğenip, mümkünse kıymetli yorumlarınızı da altında bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diyorum. Video serisini kaçırmayın. Abone olun. Bay bay.